Herkese yeni bir vlogtan merhaba. Şimdi yol ayrımına geldim, Söke tarafına. Sevgi plajından ayrıldım. Söke merkezden biraz yürüdüm, şu kavşağa geliyorsunuz bakın. Tamam mı? Şuradan Didim, Milas, Bodrum yolu var. Buradan otostop çekeceğim. Çünkü Milas arabaları çok pahalanmış. Adam dedi ki 30-40 lira falan oldu dedi. O yüzden otostopu deneyeceğim ya. Pandemiden dolayı otostop çekmek istemiyordum ama maskem falan var. İnşallah gidebilirim. Ya şimdi o parayı yola vermek istemedim açıkçası. Bakalım otostop çekeceğim. Alabilecek. Beni alan biri var mı göreceğiz. Bekliyorum. Arkadaşlar otostopum başarılı oldu. Otostopta video alacaktım da abi düşmüş. Arabayı yıkarken atletli falandı. O yüzden maskeli bir şekilde. Maskeyi de niye çıkarmıyorsun? Yani böyle maskeli bir şekilde bindim. İlk otostopumda çok beklemedim. 15 dakika falan bekledim. Alan oldu yani şu an. Şimdi Milas tarafındayım. Bakın şuradan Didim'e Akbük'e gidiyor. Buradan ben Milas Bodrum arasına gideceğim. Yine şimdi otostop çekeceğim buradan. Şu yolun karşısına geçeceğim. Şurada birkaç kişi var. Şemsiyeli bir şeyler satıyorlar herhalde. Merhabalar. Ne tarafa gidiyorsunuz? Vallahi ben de Bafa Gölü'ne gidiyorum. Beni de atsanız. Şimdi birisi denk geldi. Abi sana şöyle çantayı vereyim. Atla çabuk çabuk atla. Hemen atlıyorum. Evet arkadaşlar, şu anda Milas'ta Pınarcık köyü var. Pınarcık köyünden şöyle bir ışıklarda indim. Sol tarafa döneceğim. Kapıkırı. Kapıkırı'na doğru gidiyorum. Orada da bir köy var. Yiyeceklerim, içeceklerim falan, ufak tefek eksiklerim var. Onları hallederim. İşte yine bir araç denk gelirse binerim. Vallahi sağ olsun. İki tane otostop çektim. Birinde 15 dakika, diğerinde de ışıklardan aldım. Yalnız beni alan Mehmet abi şey dedi. Beni dedi, çektiğim bölümü kes dedi. Onun bölümünü keseceğim. Ya şimdi şirket arabası olduğu için şirket arabalarının alması yasak. O yüzden ona da sözümü verdim. Sözümü tutacağım tabii ki. Şimdi Kapıkırı'na doğru yolumuza devam ediyoruz. Herakleia'ya gidiyorum. Antik kent tarafı burası. İşte bakalım. Nasıl bir yer? Hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar belli bir mesafe yürüdüm şimdi. Gölge bir alan buldum. Şimdi karşı taraftan çekmiyorum. Güneş var. Bir de bu yol yaklaşık 3-4 kilometre falan yürümen lazım dediler. Genelde araç alıyor dediler. Hani bekle dediler oradaki halkla, köyden birkaç kişi girişte. O yüzden ben de bu tarafta bekliyorum. Yani buraya kadar geldim otostopla. O yüzden buradan da oraya giderim diye düşünüyorum. Eğer sıcakta gelirseniz dikkat edin. Başınıza güneş geçebilir. O yüzden otostopu deneyin. Belli bir müddet deneyin. Yani belli bir süre deneyin. Eğer olmazsa yürümeye karar verirsiniz. Ama şu an yürümeyi düşünmüyorum. Biraz bekleyeceğim. Daha yeni geldim zaten. Yani otostop için 15-20 dakika, yarım saat ideal bir süre. Olmadı biraz yol alırsınız. Yorulup tekrar otostop çekersiniz. Yani ben öyle yapıyorum. Bakalım şimdi otostop. Bu taraftan gelen araç değil. Benim için buradan gelen araç önemli. Bekliyorum. Arkadaşlar yolda biraz durduktan sonra otostop bekledim gelmedi. Sonra biraz yürüyeyim dedim. İleride yolu yürüdüğünüz zaman yaklaşık bir 600-700 metre yürüyorsunuz. Sol tarafta bir köy kahvesi var. Tam oraya girecektim çayır ki. Çayır kahvesi oranın adı. Çayır kahvesi. Çayır kahvesi. Oranın adı çayır kahvesiymiş. Abi beni aldı. Abi isim neydi senin? Tamer. Tamer abi çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Tabii biz de önlemlerimizi aldık. Tamer abiyi de sıkıntı olmasın diye maskemiz, dezenfektanımız, bir de sıcak oldu, şapka taktım haliyle. Şimdi Kapıkırı'na doğru gidiyorum. Tamer abi çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kamp alanında görüşürüz arkadaşlar. Bak bir de şunu söyleyelim. Söyle abi. Benim kendi kamp alanım da var. Evet. Serenes pansiyonun sahibiyim. Serenes pansiyonun sahibi. Aynen. Evet duydunuz. Serenes pansiyonun sahibi Tamer abi. Peki indirim var mı abi bu videoyu izleyen
Seni YouTube'dan gördük diyenlere. İndirim var tabii canım. Bak indirim de yapacağını söz verdi. Eğer indirim yapmazsa videoyu açar gösterirsiniz. Aynen öyle. Tekrar görüşürüz kamp alanında. Evet arkadaşlar, Tamer abi bıraktı beni. Tamer abinin de pansiyonu var burada. Şimdi işte dediğim yer, Herakliye Antik Kenti de var burada. Ama burası Bafa Gölü. Şimdi Bafa Gölü'ne geldim. Bakın şurada kaya, pansiyon, restoran da varmış. Yani gerçekten manzarası falan ben çok beğendim. Şurada tam gölün ortasında bir antik kent var. Şimdi ilk önce kamp yapacağım yeri bir belirleyeyim. Ondan sonra etrafı hep beraber gezeceğiz tabii ki. Buraya gelmeden market vardı. Suyumu falan aldım. O ihtiyaçlarımı da aldım. Zaten yiyecek ihtiyaçlarım çantamda. O yüzden şu an en önemli şey benim için suydu. Onu da hallettik. Ve Bafa Gölü'ne geldik. Şurada da daha önce bir işletme varmış. Kapalıymış. Bu benim kalacağım yerde Tamer abi şey dedi, burası belediyenin dedi. Herhangi bir ücret falan istemiyorlar dedi. Yani ücret falan yok burada kamp yaparsan. İşte tekneler falan var. Sonra bana burada yüzebilirsin, burada hiçbir problem olmaz dedi. Sadece dedi suyu biraz yosunlu dedi. O yüzden korkmana gerek yok dedi. Biraz abartıyorlar dedi. Sevgi plajından da Atike diye birisiyle tanıştım. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Ben işte oraya gideceğimi söyleyince o da bana yardımcı oldu. Şuradan devam edeyim. Birkaç bilgi de verdi bana nasıl gideceğim konusunda. İşte burada kamp yapmışlar daha önce. Çok sivrisineğin olduğunu söyledi. Yanımda sinek kovucum var. Artık bakacağız. Yani ne tarafa gideyim bilemedim. İşte böyle. Sanırım şu karşı tarafta bir yerde kalıyor olabilirler. Ama benim şimdi şöyle bir durum var. Burada ihtiyaçlarımı karşılayabileceğim yer daha fazla. Yani restoran var. Orada pansiyon var. Yani bana sanki buralarda bir yerde kamp kurmak daha cazip geliyor şu an. Şu ileri taraflara gideyim mi gitmeyeyim mi bilmiyorum. Orayı da şimdi buradaki esnaftan pansiyonculara, restorançıya bir soracağım. Girişteki kaya pansiyon vardı ya, oraya bir sorayım. Onlar bana nereyi tavsiye ederse kampımı oraya atacağım. Bir de şimdi kampımı bu saatte atmayı düşünmüyorum. Şimdi çadırı kurarsam çok sıcak olacak. O yüzden böyle biraz daha güneşin batacağı vakitler işte 6-7 gibi kurabilirim. Çadırın içi de çok sıcak olmaz böylece. Şimdi tekrar oraya bir gideyim. Bir sorayım. Böyle bildiğin bodoslamaya girdik. Alana hiç sormadan. Onları falan bir öğreneyim ya. Daha güzel var yer varsa oraya giderim. Arkadaşlar çantamı şimdi bıraktım kaya pansiyona. Özgür sağ olsun bana çok yardımcı oldu. Gelirseniz Güray abi var. Özgür var. Kaya pansiyona uğrayın. Gerçekten çok yardımseverler. Şimdi yukarı tarafa çıkacağım. Size burayı da göstereyim. Bu terk edilmiş yer dediğim yer burası işte. Daha önce işletmeymiş burası. Çantamı falan oraya bıraktım. Kamp yapacağım yeri de ben şurası olarak belirledim. Böyle aşağı bir yerde değil de bu terk edilmiş yerin yani işletmesi bırakılmış olan yerin. Burası önceden restoranmış. Ama şu an işletme falan yok. Çadırımı arkadaşlar şöyle rüzgarın olmadığı bir yere geçeyim. Yani elimden geldiğince rüzgar önleyici taktım ama yine de çok rüzgar oluyor. Yapacak bir şey yok. Abonemiz artarsa daha kaliteli ekipmanlarla devam edeceğim ama şimdilik elimdeki ekipmanlarla devam etmek zorundayım. Kamp yaptığım yer burası. Ben buraya kurdum çadırımı. Şöyle bir manzarası var. Yani bence gayet güzel manzarası falan da. Hem bu ağaçlar da
gölge yapıyor. Sandalyenizle burada oturabilirsiniz. Manzarayı görebilirsiniz. Şöyle. Ve bir de şu karşı tarafa, burası Bizans Kalesi'ymiş, tamam mı? Buraya yüzülerek gidiliyormuş. Yani yüzülerek derken, göle girdiğinizde boyu aşmıyor dedi bana Özgür. Güray abi de dedi. Çok sığ dedi. Oraya kadar yürüyerek gidebilirsiniz dedi. Yarın gider miyim bilmiyorum. Çok yosunlu. Bakın şurası çok yosunlu. Ama yosunu geçince su temizmiş. Ondan sonra size bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Şu karşı tarafta yürüyerek, mesela o şurada bir ada var. İnşallah gözüküyordur ada. Şöyle göstereyim. İnşallah gözüküyordur. O adaya da Kara Ada ile birleşiyormuş. Yarın gidebilirsem oraya gitmeyi düşünüyorum. Sabah erken kalkıp o tarafa doğru bir yürüyüş yapabilirim. Mesela bakın şu alanı da kullanabilirsiniz kamp için. Mesela burası rüzgar falan almıyor. Ama işte burada sinek falan olur diye ben o tarafı tercih ettim. Hani rüzgar olursa sinek falan olmaz diye. Ama gerçekten size tavsiye ederim. Çok güzel bir manzarası var. Herkesin burayı görmesini isterim. Yani kamp yapılacak güzel alanlardan. İyi ki buraya gelmişim diyorum. Yani gerçekten geç keşfettim ben burayı. Ama işte Ege turuna bu zamana denk geldi. İyi ki internetten araştırıp da gelmişim buraya. Bakın şuraya ağacın altına da kurabilirsiniz kampınızı. Şu taraflara da kurabilirsiniz. Orası biraz daha plaj kumuna benziyor. Sonra yine şu ağaçların olduğu yere kurabilirsiniz. Artık nereyi arzu ederseniz, ben orayı daha çok sevdim. Oraya kurayım dedim. Aşağı taraflar yosundan dolayı sivrisinek alacağını düşündüğüm için ben orayı tercih ettim. Artık tercih sizin. Yarın da bu Heraklia, yani bu köyün komplesi, yani bu köyün komplesine Heraklia diyorlarmış. Yani öyle geçiyormuş. Heraklia antik kenti sadece orası değil. Yani o gösterdiğim ada değil. Yani genel olarak bayağı bir gezmeniz lazım. Hatta tam gezildiğinde 2,5-3 saati falan alır dediler bana. Mesela şurada kale var. Köyün içine doğru gidiliyor. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Size elimden geldiğince Bafa Gölü'nü detaylı bir şekilde göstereceğim. Tekrar görüşürüz. Günaydın herkese. Bafa Gölü'nde sabah oldu. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yani inanılmaz derecede uyuyamadım. Gerçekten burada eğer gölgenin altı olmasa yatılmaz. Çünkü ona rağmen çadır bayağı sıcak oldu. Hatta rüzgar tam şu taraftan esiyordu. Çadırın dışındaki tenteyi kapatmama rağmen yine de bayağı sıcaktı yani. Sabaha karşı 5-5.30 gibi rüzgar daha böyle bir serin oldu diyeyim hava. Ama saat 2.30-3'e kadar uyuyamadım. Yani sıcaktan. Sakın tenteyi de sineklik bölümünü sakın açmayın hava gelsin diye. Hemen sinekler üşüştü vallahi. Sinek var yani. Yalnız da sinek ol kesin olsun. Her ihtimale karşı. Burada sinek oluyor. Ona dikkat edin. Şimdi bir dışarı çıkalım. Sabah manzarayı size göstereyim. Arkadaşlar sabah şöyle bir manzara var. Bir de köpekler gece var ya, öyle bir köpek havladı ki, karavancılar vardı burada. Bak sabah kalktım gitmişler. Yani 3.30'a kadar sıcak mı dersin? Ondan sonra köpeklerin havlaması mı dersin? Geldiler karavanın dibinde havladılar bir de. Aha şu köpek. Bir de diğer köpekler var tabi. Onlar da öyle. Bakın şurası da karşı manzara.
Bugünlük bu kadar. Yani normalde burada kalmayı planlıyordum bir gün daha da. Şu gece yatamama olayı beni sinir etti. Bir de şu sıcak esmesine rağmen çadır sıcak oldu bayağı. Yani bilemedim. Yani gidebilirim. Hiç belli olmaz. Artık bekleyip göreceğiz.